Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün tarihin önemli bir devletine, önemli bir dönüm noktasına değinmek istiyorum. Şimdi tarihi sadece bir olaydan, bir hadiseden değerlendirmeye çalıştığımız zaman ortaya sanki başka gerçekler çıkıyor. Daha doğrusu gerçek olmayan bilgiler gerçekmiş gibi algılanıyor. İnsanların zihninde öyle oluşuyor. Mesela bunlardan bir tanesi Altın Ordu Devletidir. Altın Ordu Devleti genelde bizim insanlarımız tarafından Toktamış'la bilinir. Hatta şöyle bilinir Toktamış'a Emir Timur vurduğu zaman işte Altın Ordu Devleti yıkıldı ve Rusya Rusya oldu. Bir anlamda Rusya'yı Rusya yapan Emir Timur'dur diye hüküm verilmiş olur. Şimdi bunun yanında tek bir hadiseden Toktamış-Timur kavgasından buraya gelirsek işte Altın Ordu devleti Toktamış'tan ibaret bir devletmiş gibi algılanır. Toktamışa vuruldu, Toktamış bertaraf edildi. Altın Ordu devleti de Rusların eline geçti gibi değerlendirilir. Şimdi sevgili dostlar, bu noktadan baktığımız zaman Altın Ordu Devleti'ni kim kurdu? Ne zaman kuruldu? Toktamış'a gelinceye kadar hangi hadiselere karıştı? Toktamış'tan sonra neler oldu, neler yaşandı, nasıl yıkıldı ve hükümdarları kimdi diye böyle bir soru sorulduğu zaman inanın beş cümleyi yazacak kimse çıkmaz. Yani bunu yazmak için Hemen araştırmaya başlamaları lazım. Hemen kimdi acaba, ne zaman kurulmuştu, nerede kurulmuştu, kim kurmuştu, ne hangi hükümdarları oldu, ne zaman yıkıldı, hemen bunlarla ilgili sayfalarca araştırmak lazım. Çünkü bu konuda koskoca eserler var, kitaplar var Altın Ordu ve Devleti diye. Çünkü çok önemli tarihimizin devletlerinden bir tanesidir. Öyle lahetten bir devlette de değildir. Altın Ordu Devleti. Bu noktadan baktığımız zaman ilk defa o bölgeye sefer yapan Cengiz'in oğlu Ögedey'dir. Ögedey 1237-1241 yıllarında Batı seferine çıkıyor. Yani Avrupa'ya doğru. Ve işte burada bilhassa Batuhan'ın faaliyetlerini görmekteyiz. Bu da Cüci'nin oğlu yani Cengiz'in torunu. Batuhan'ın faaliyetlerini görmekteyiz. Ve Batuhan bilhassa Doğu Avrupa'yı yani Batı Sibirya ile Doğu Avrupa arasında kalan o bölgeyi, Deşti Kıpçak dediğimiz bölgeyi alıyor. Moskova ve çevresindeki knezlikleri ele geçiriyor. Hatta en son 1240 yılında Büyük Kiev knezliğini zapt ediyor. Böylece o bölgede Altın orda, altın ordu, altın orda dediğimiz devleti kurmuş oluyor Batuhan. 1256 yılına kadar da orada hükmediyor. Batuhan'dan sonra oraya geçen Berkehan. Berkehan kim dediğimiz zaman, acaba nedir, kimdir? En önemli fonksiyonu nedir dediğimiz zaman, şöyle bir anda aklınıza ne gelir sevgili dostlar? Berkehan Moğollar içerisinde. İlk Müslüman olmuş bir hükümdardır. Ve o bölgeyi İslamlaştıran, o bölgede Moğolları İslamlaştıran bir hükümdardır. Ve bu yönüyle de fevkalade önemlidir. Hatta Hülagu Han ile savaşır ve onu yener. Hülagu Han'a kim yardım etti dersiniz? Hülagu Han'ın yanında acaba kim oldu dersiniz Müslüman Berke Han'a karşı? Kim söylersiniz? Bakın Öyle enteresan malumatlar, bilgiler çıkar ki ortaya şaşırırsınız. Mesela orada Hülagu Han'a bu noktada yardım eden bizim maalesef Memlük hükümdarı Baybars. Baybars onunla ittifak eder. Şimdi bazen hadiseler insanları birbirinin yanına doğru iteler. Siyasi hadiseler, siyasi olaylar. Ama Berke'yi tanımayız. Memlük, Baybars'ı çok iyi tanırız ama Baybars'ın bu yönde ne yaptığını da iyi de değerlendirmeyiz veya bilmeyiz. Berke Han gerçekten bu yönüyle tarihimizin en önemli bir dönüm noktasını teşkil edecek ve o bölgenin İslamlaşmasına büyük yol açacaktır. Berke Han'dan sonra Altın Ordu Hanlığı bir müddet daha o gücünü muhafaza etti. Bakıyoruz Mengi Timur döneminde, Canıbek döneminde gücünü muhafaza ettiğini görüyoruz. Ancak Tudamengü döneminde iç savaşlar başlıyor. Ve 1360-1380 yılları arasında tam 14 tane han var. Yani 20 sene içerisinde 14 han ve birbirleriyle savaşlar. Bir anlamda Altın Ordu Devleti tam manasıyla bir Fetret döneminin içine giriyor. Osmanlı'da Fetret dönemi dediğimizde ne ortaya çıkıyordu? Devlet parçalandı, bölündü, yok olmaya doğru gidiyor. Çelebi Mehmet Han birliği sağlamasa Osmanlı Devleti devam edebilir miydi? Buyurun, Altın Ordu Devleti de 1360-1380 yılları arasında neredeyse yıkılacak bir hale geliyor. Urus Han, Toktamış Han bu savaşlar esnasında Emir Timur devreye giriyor. Emir Timur Toktamış tarafını tutuyor. Daha doğrusu Toktamış Emir Timur'a sığınıyor tam 3 defa. Emir Timur Toktamışı destekliyor ve Altın Ordu'nun Fetret dönemini geçirmesine, atlatmasına sebep olan hükümdardır. Şimdi burayı unutmayalım ve buraya gerçekten bir nokta koyalım. Burayı iyi bilelim. Altın Ordu birbiriyle boğuşan bir durumdaydı. Toktamışı, Toktamış yapan Altın Ordu'yu o dönemde yeniden güçlü hale getiren Emir Timur'dur. Ve Toktamış dünyanın en nankör adamı olarak Tuttu hep Emir Timur'a vurdu. Emir Timur Müslüman değil miydi? Niye Emir Timur'a vuruyordu? Onu devletin başına getiren de Emir Timur'du. Birinci defa, ikinci defa, tam üç defa Emir Timur'un ülkesiyle harp etti. Ve dördüncüde Emir Timur Toktamış'a üst üste darbeler indirdi. Bu defa Emir Timur, Timur Kutluk Han'ı tahta çıkardı. Yani Altın Ordu devletini parçalara ayırmadı. Yine bir han tahta çıkmış oldu. Timur Kutluk Han. Bu defa da onu görmekteyiz biz. Onu takiben Edige Mirza ve onu da takiben Ulu Muhammed Han tahta çıktılar. Ulu Muhammed Han'ı duyan var mı acaba? Ulu Muhammed Han'ı bilen var mı acaba? Ulu Muhammed Han Toktamış'tan 10 kat daha fazla yetenekli, kabiliyetli, dirayetli bir handır. Ve onun zamanında gerçekten bir altın devrini yaşayacaktı altın ordu devleti. Peki ne oldu? Yeniden isyanlar, yeniden şehzadeler, yeniden ayaklanmalar ve bu yetenekli han zamanında işte bir kez daha fetret devrine girecektir altın ordu hanlığı. Şimdi sevgili dostlar Toktamış devam etseydi Toktamış'ın oğulları birbirini yiyecekti. Toktamış'ın oğlu devam etseydi bir 10 sene sonra yine birbirini yiyeceklerdi. Maalesef bu bizim devletlerimizin kaçınılmaz sonudur. Burada herhangi birini hemen kötülemeye, hemen mahvetmeye, hemen perişan etmeye, hemen aşağılamaya koşmayalım, hemen yıkılmaya o sebep oldu demeyelim. Bakın Ulu Muhammed Han'dan sonra yani Toktamış'ın vurduğu darbelerden neredeyse 25 sene sonra Altın Ordu Devleti yeniden bir fetret döneminin içine girdi. Bundan sonra ne oldu? Orada tam 5 tane hanlık çıktı. Bakın Ruslar hakim değil. Ruslar önüne geleni ezmiyorlar. Henüz Ruslar ortada yok. Ruslar ezmiyor. Bizimkiler bölünüyor. Bizimkiler bölüyor. Ortada artık ne Toktamış var. Ortada ne Ulu Muhammed var. Ortada ne Timur var. Ortada kimse yok. Ama Altın Ordu devletini beşe bölen Altın Ordu'nun idarecileri Kırım Hanlığı çıkıyor, Kazan Hanlığı çıkıyor, Sibir Hanlığı çıkıyor, Volga Hanlığı çıkıyor, Astrahan Hanlığı çıkıyor. Bakın ne var ortada? Hanlıklar var. 5 parça. Ve bu hanlıklar ne yapacaklar? Birbirini yiyecekler. İşte sıkıntı bu. Bu hanlıklar birbirini yiyecekler. Birbirini yerken ne olacak? Sevgili dostlar, Moskova Knezliğinden yardım alacaklar. Moskova Knezliğinden. Daha henüz Altın Ordu ana hanlığı da devam ediyor. Seyit Ahmet Han. Onun peşinden gelen yine bir Ahmet Han. Bunun zamanında yine güçlü bir güçlü bir Altın Ordu hanlığı var. Ahmet Han nereye sefere çıktı? Ruslar üzerine sefere çıktı. Peki Altın Ordu'nun başkenti sarayı kim yakıp yıktı söyler misiniz? Söyleyiniz. Altın Ordu'nun başkenti Saray kentini ilk defa böyle yakıp yıkan kimdir? Kırım Hanlığı'dır. Altın Ordu Hanı Ahmet Han Moskova'yı vurmaya gitti. Moskova ile anlaşan Moskova Knezliği ile anlaşan Kırım Hanı da o Moskova'yı yerle beraber ederken geldi saray şehrini mahvetti. Müslümanları mahvetti. Mahveden kim? Kırım Hanlığı. Şimdi düşünelim sevgili dostlar. Ahmet Han geri döndüğü zaman başkentinin yerle beraber ol edilmiş olduğunu Kırım topçuları tarafından görüyor ve üzüntüsünden vefat ediyor. Siz hala ta 20 yıl 30 yıl önceki hadiselerde mi kalırsınız? İşte bunu söyleyenler tarih bilmeyenlerdir. Bunu söyleyenler o günü tam manasıyla her taraftan göremeyenlerdir. Bakamayanlardır. Tarihin içerisine giremeyenlerdir. O devrin içerisinde bulunamayanlardır. Bunlar bir hadiseyi 50 sene öncesiyle 80 sene sonrasıyla değerlendirmeye kalkanlardır. Oysa çok sular geçti, çok hadiseler vuku buldu. Bütününü görmek lazım, bütünü görmek lazım. Hadiseye her veçhesiyle bakmak lazım devamına bakmak lazım. Devletlerin yapısına bakmak lazım. idari sistemlerine bakmak lazım. Onları bölenlerin ne olduğunu görmek lazım. Onları gücünü kıranların ne olduğunu bilmek lazım. Neden bazı dönemlerde güçlendiler? Neden sık sık fetret dönemine düştüler? Bunları bilemezsek devlet devlet neden yıkıldı? Devlet neden yok oldu? Asla anlayamayız. Osmanlı 622 sene neden devam etti? İşte bunu bir türlü çözemeyiz bunları bilmediğimiz zaman. Maalesef Altın Ordu Hanlığı'nı yıkan kendimizdir. Sık sık söylediğim bir söz vardır. Biz siz bize yetmezdi güçleri, bizimle güçlenerek yettiler bize diye. Moskova Knezliği Altın Ordu Şehzadelerinin meydana getirdiği devletçiklerle ittifak ede ede her birini ortadan kaldırmasıyla Rusya Rusya olmuştur. Astrağan anlığını da düşünün. O dönemde Kırım yine kimin yanındaydı bir değerlendirin. Şayet Kırım da Osmanlı gibi bir hamisi olmasaydı 50 sene içerisinde yok olurdu. Osmanlı ile bir ve beraber olduğu için 300 sene daha devam edecektir. Bunu da asla hatırdan çıkarmayalım sevgili dostlar. Altın Ordu'yu şöyle bir ana hatlarıyla öğrenmiş olduk. Neden devletlerin yıkıldığını da çok iyi öğrenmiş olduk. Birlik ve beraberliğin gücünü de iyi bilelim diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlarım.